O mu bu mu? Sana tabii ki zorlandık. Neden? Çünkü evli ve çocuklu olduğun için abuk sabuk bir şey sormamaya gayret ettik. Okay. O yüzden şöyle sorduk. Kiminle paraşütle atlamak istersin? Daha böyle güvenli ilişkisi gibi. Daniel Day-Lewis'le. Ben sana soracağım onu. Heyecanlandım. İlk seçeneklerin şunlar. Elçin Sangu'yla mı atlamak istersin? Sedef Avcı'yla mı atlamak istersin? Elçin'le atlamak isterim. Neden? Daha deli Elçin. Daha deli diye. Yani daha şey. Hani bir de biliyorsun beraber şimdi evet. Tiyatro yapıyorlar. Hayko Cepkin. Hayko'yla. Evet. Ve Hayko da biliyorsun çok atlama evet. Meraklısıdır. Öğretmiştir diyorsun. O yüzden hani Hayko'dan 100 kere falan dinlemiştir büyük ihtimalle. Aynen. Elçin o hikayeleri. Doğru. Hayko'yla bir hikayem var. Atlayacağız diye böyle Efes Antik Tiyatro'da ben bir gün atlamaya gittim. Paraşüt. Paraşütle atlamaya aha. Gittim. Tam geçerken Nesişah'la beraberiz o zamanlar. Gel dedim şuradan bir paraşütle atlayalım. Ben öyle bir şey hayatta yapmam falan dedi. Ya dedim gel atlayalım falan. Orada Hayko. Tabii sürekli ha. Atlıyor Hayko evet. Orada. Hiç de tanışmıyoruz Hayko'yla. Abi ne haber falan dedi. İyi Hayko sen nasılsın falan. İyi vallahi atlamaya mı geldin dedi. Evet ya ben de şimdi uçağım vardı gidiyordum dedi. Abi ne olsun kısmet bir dahaki sefere falan. Olur mu ya bırakır mıyım ben seni? Bekle bekle ben uçağı iptal edeyim dedim. Abi adam uçağı iptal etti. Peki falan dedim. Böyle, hiç tanımıyorum yani. İlk defa tanıştık. Beraber çıktık uçakla. Çok iyi merak etme falan dedim. Ters takla atladı uçaktan Hayko. İndi aşağı falan. Siz hala uçaktasınız. Ben de gidiyorum dedim. Ben bir adama bağlıyım tabii ha, yani. Biz böyle beraber gittik falan. Atladık işte. İndik aşağı falan. Ben böyle bir çok müthiş zevkli bir şey. Neyse aşağıda Hayko'yu gördüm. Nasıldı falan dedi. Abi çok iyi dedim vallahi çok keyifliydi falan dedim. Harika falan dedi. Ben orada giyindim soyundum falan. Yani bekliyorum o da büyük ihtimal aynı. Hani uçakla dönecek falan. Ben gidiyorum abi dedim. Ya ben... İlk kere daha atlayayım, geceye aldım uçağı. Adamı 3 kere daha falan atladı abi adam. Gerçekten. Abi bütün gün atladı yani, bir benle kaldı. Sonra ya hazır kalmışken akşama kadar kalayım, 3 kere daha atlarım. Ben görüşürüz bro falan filan. Adrenalin seviyorsan, ben adrenalin tutkusu var bende. Yani tetikliyor beni adrenalin. Çok zevkli. Ben sağ inemem diye düşünüyorum. Seviyorum adrenalin ama. Peki, Elçin'le mi atlamak istersin yoksa Ulaş Tuna Aztepe'yle? Paraşütten mi hala? Evet, hala. Elçin'le. Tek bir şey var zaten. Elçin'le neden? Yani yüksekli şimdi, korkusun o an. Ulaş'ın mı? Yok bilmiyorum Ulaş'la da atlayabiliriz aslında. Yok şaka yaptım. Elçin'se Elçin. Yani ne bileyim daha eğlenceli olur herhalde. Tamam Elçin'le devam ediyoruz. Peki Elçin'le mi atlarsın Rojda Demirer'le mi? Hayır Rojda'yla da atlanır. Rojda çok eski arkadaşımdır Rojda. Rojda atlar mı bilmiyorum paraşütle. Evet o bir onunla konuşmamız gerekebilir. Yani çok prensestir çünkü evet. Rojda de yani. Ki atlamayı kabul etti. Çok eski arkadaşım Rojda ile Rojda ile atlamış Rojda, tamam. Rojda Demirer'le mi atlarsın, Rosamund Pike'la mı? Rojda ile tanımıyorum ablayı. Tanıyorsun aslında en kötü fotoğrafını seçtik ki beğenme. Gone Girl. Gone Girl. Aynen. Seyretmedim. Aynen çok güzel. Harika bir cevap. Rojda mı Martin Scorsese mi? Martin abi. Alalım. Yukarıda iki bir şey konuşuruz. Ya bu işi nasıl yaptın? Değil mi? Evet. Gerçekten Leo, seni nasıl o Leo? Ne yapıyor? Gerçekten ya çok geç o, vermediler mi? Sizin New York çetesi için Daniel Day-Lewis'le İtalya'da yaşadı mı o Leo falan diye sorularımız olur. Aynen. Martin abi olur. Martin Scorsese ile devam ediyoruz. Martin Scorsese ile mi yoksa Mila Kunis ile mi atlarsın? Evli iki çocuk babasıyım ben. Abi paraşütle atlanıyor. Aklınızda ne var? Mila Kunis'le. Mila Kunis'le atlıyor. Aşağıda ben bekliyorum. Aşağıda hanım da bekliyor. Hanım da ben zaten şey yapacağım. Abla öyle değil ya falan. Peki Mila Kunis mi, Ryan Gosling mi? Ryan Gosling olur. Peki Ryan Gosling'le mi, Burçin Terzioğlu'yla? Burçin'le de olur. Hey şimdi gönülleri... Adam gönül... da rahat harbiden ya. Gönülleri ol ya gönül kalmasın yani. Hani niye Burçin'le atlamasında Ryan Gosling? Burçin arkadaşımız. Yani Burçin'e mesela sorsak bence... Ya sence Ryan Gosling'le mi atlayayım, senle mi atlayayım paraşütten desek... Oğlum git biz de atlarız zaten. Sen, sen Ryan'a git falan. Bence öyle der. Bozulmaz yani. Peki Ryan Gosling diyelim. Burçin benim ağzıma sıçacak. Peki Ryan Gosling mi, Nicole Kidman mı? Ay geldi aşağıda. Bunlar yaşımızın seçenekleri arkadaşlar. Ryan Gosling. Ryan Gosling mi? Ryan neden? Gosling. Hiçbir fikrim yok. Bu çünkü 6 ayda iner.
kağıt gibi böyle. İnemez ondan. Atlayabilir mi yani Nicole Kidman uçaktan falan ya? Kalp bir şey falan. Vallahi ben Nicole Kidman'a... Ben çocuktum, 2000... Nicole Kidman vardı evet, yani. 2023 yılında bu diye hitap ettim az önce. Kendime şaşırıyorum. O yüzden sen devam et. Ryan Gosling değildi ya. Ryan Gosling. Ryan Gosling'le devam ediyoruz. Ryan Gosling mi? Aha benimki. Jason Momoa mı? Bu ayıyı yine niye koydun ya? Doktor bu ayı ya. Çok, çok iri. Ya çok iri, bir de tişört iri giyip ıslatmış ayı ya yani. İri. Yani... Bu da böyle. İndi. Hani paraşütler atlayın. Jason'la çok çabuk ineriz aşağıya. Aynen. Yani, anladın mı? Hani çıkmakla inmemiz bir olur. Abi Ryan'la devam edelim. Ryan'la devam ediyoruz. Ryan Gosling mi? Robert Downey Jr. mı? Tabii ki Robert Downey Jr. Neden? Çok beğeniyorum. Ben çok de yetenekli. Evet. Yani inanılmaz yetenekli bir adam ve her döneminde yani hani ilk çıktığı dönemde de arada evet, biliyorsun hani bir rehableri vardır, onları evet, vardır, bunları vardır. Ondan sonra da evet, yani cool bir bey. Robert Downey tabii. Peki ki Robert Downey Jr. mı, Emilia Clarke mı? Robert abi. Robert. Robert'tan devam ederim. Ben. Tamam. Robert Downey Jr. mı, Dilan Çiçek Deniz mi? Robert Downey Jr. Delikanlı gibi. Robert Downey Jr. mı, Selim Bayraktar mı? Ay Selim'ciğim tabii ki. Bir noktaya Robert kadar. Robert da bir yere kadar ben sana söyleyeyim. Robert da tabii. Yani Selim müthiş bir çocuktur Selim yani. Yani çok... ama yeni evlendi biliyorsun. Belki evet, vakti evet, olmaz o yüzden. Yani tabii Selim vaktim yok derse ben Robert'la devam ederim. Yani. Ama şu an sen karar vermelisin. Selim mi Robert'la? Selim Bayraktar. Selim Bayraktar'la devam ediyoruz. Selim Bayraktar mı, Tom Hardy mi? Tom Hardy. Selim'ciğim o tatlılık ne oldu ya deminki? Ama abi bu çok acayip bir çocuk bu çocuk. Evet. Bu da acayip. Zaten yani acayip çocuğun, olmayan bir tek bu... Jason Momoa vardı, o da acayip. Yani bu, onun şeyini falan hatırlıyor musun yani? Bu hapishanede çektiği falan filan evet, o ilk işlerini falan. Evet, çocuk çok acayip yetenekli bir çocuk aynen, yani. Evet. Hani, ve her işinde bambaşka ve hani... Hediyeli bir arkadaşımız. Çok çok yetenekli çocuklar bunlar. Hı. Ve hani çok güzel roller geliyorlar ellerine. Çok oyuncaklı işleri oluyor. Çok vakitleri var. Çok rahatlar. Hani çok özendiğimiz adamlar bunlar hani. Evet. O yüzden doğru, tabii ki Tom Hardy yani. Tom Hardy. Tom Hardy. Peki Tom Hardy mi, Al Pacino mu? Canım çok yaşlandı be. Tom Hardy. Allah gibi. Çok yani aşağıda direkt şey ineriz Tom, Al Pacino ile falan. Açın hani, açın açın. Direkt açılır içeri gireriz yani hani. Peki Tom Hardy mi, Zoe Kravitz mi? Hmm. Falan. Anladım. Bir dakika. Tom Hardy. En kötü Tom Hardy ile jiu-jitsu yaparız öyle söyleyeyim. Kanka benim de aklıma geldi Zoe Kravitz ile yapılacak bir takım şeyler. Zoe Kravitz bu arada bizim Kravitz'in, Lenny Kravitz'in bir şeyi mi? Kızı mı? Teyzesinin oğlu. Lenny Kravitz'in kızı mı? Evet. O kadar büyüdü mü ya? Aynen. Büyüdü mü dediğin kaç yaşında lan? Çocuk gelin mi yaptın? Lenny Kravitz'i işte biz çocukken... Ben şu an Zoe Kravitz'e yürüyorum. Yanlış olmasın. Kaç yaşında bu? 34 ya. Daha ne olsun be? Hocam tabii canım sen devam et. Bence eş seçimi için ve çocuk için... Aynen ya. Tam evet, benim kalemim ya. Bence de. Zoe Kravitz. Hocam ben neredeydik en son? Tom'da mıydık? Tom'dayız. Tom Hardy ile devam abi. Ben şey diyeyim evet. Tom Hardy mi, Hülya Koçyiğit mi? Hülya teyze abi. Hülya teyzeyle atlamıyorum paraşütle. Ne işi var efendim? Yani, çok çok hanımefendidir Hülya evet, teyze yani Hülya teyze. Bu arada atlayalım desem şey yap beni kırmamak için atlamayı bile düşünebilir biliyor musun Hülya teyze? Çok zariftir gerçekten Hülya teyze. Teyze diyorum biraz ayıp oluyor ama. Estağfurullah. Yani evet. Tom Hardy ile devam ediyoruz. Selim amcamla baş başa bırakıyorum ve Tom Hardy ile devam ediyorum. Peki efendim. Tom Hardy mi Neslişah Alkoçlar Düzyatağı mı? Yani... Kesin Neslişah'la tercih ederdim ama Neslişah'la mümkün değil. Çok korkuyor ya işlerden. O şeye gittiğimizde bir kere de yine Efes'e gittik. Atladıktan sonra ben bir kere daha Çeşme'den yani Çeşme'den bir yerlere gidiyorduk falan. Gel dedim tekrar atlayalım. Ben bir tekrar atlayayım Efes'e uğrayalım falan. Olur dedi. Uğradık abi Efes'e. Dediler ki bugün uçuş yok. Hava kötü. Ha. Atlayamazsınız. Ne yapalım falan. Dedi ki şeyler var. Ultralight helikopterler ya da ultralight işte planörler böyle şeyler var. Onlar var.
İstiyorsanız onlarla çıkabilirsiniz. Dedim ki ben o delta kanadı alayım. Hani delta kanat kullanıyorsun, kullanıyorsun. Sevkli işler onlar. Onu yaparım. Nesçah da ultralight bir helikopter. E peki ben de buna bineyim o zaman dedi Nesçah. Ben önden kalktım. Nesçah da arkadan uçağa kalktı. İşte onun önünde bir pilot var, benim önümde bir pilot var. Biz kalktık. Kalkar kalkmaz pilot hemen verdi bana delta kanadı. Ben böyle bir yandan delta kanat kullanıyorum. Bir yandan kulağımda bir şey var. Böyle sesleri duyuyorum. Kulenin seslerini de dinliyorum. Evet işte kule bilmem ne bir şey. Delta kanat işte ultralight helikopter kalkış izni istiyor. İstedik. Nesçahlar kalktı. Gerçekten şu anda konuştuğum süre kadar bir vakit geçti. Ve şöyle bir anons daha yapıldı. Kule, delta kanat, iniş izni istiyor. Abi daha şimdi kalktılar falan. Abi Nesçah gözlerini açmamış. Böyle gözler kapalı. İn falan diye. Abi bak, helikopter böyle kalktı. Diye döndü ve indi. O kadar yani. Hani uçuş o kadardı. Tabii ki Nesli'yle çok yapmak isterdim hani bunu beraber paylaşmak ama Nesli mümkün değil. O zaman inince bekler. Hanımlar, beyler Tom Hardy ile atlıyor diyebiliriz.